Evet efendim, Kayseri Park'tan sohbete geldik programına. Sohbetimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz ekranları başında. Bugün çok değerli bir konuğum var. Çok güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Ali Yedikaya Bey. Bugün konuğumuz. Ali Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Böyle Ramazan'da sizi böyle dinç ve dinamik görmek bizleri mutlu ediyor. Bir önceki programımızı bizim seçimlerimizden 15-20 gün önce yapmıştık. Sizle de konuşmuştuk inşallah uğurlu geliriz diye. Allah razı olsun. Bugün yine bir programda beraberiz. Ama biz Ramazan'da böyle biraz daha sessiz, sakin oluyoruz ama siz Ramazan'da hep böyle dinç kalıyorsunuz. Evet. Bundan dolayı da mutlu oluyoruz bizler de sizle program yapmaktan. Hem de o bir önceki programda, seçimden önce yaptığımız programda da hayırlı dualar da etmiştiniz. Ben onun için de hem uğurlu gelmeniz konusunda hem de duanız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın burada mesleki olarak konuşuluyor olmasından dolayı öncelikle TV Kayseri ailesine ve sizlere teşekkür ediyorum. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın bu platformlarda sesinin duyulması bizleri kamuoyu nezdinde hem güçlendiriyor hem de sorunlarımız, isteklerimiz, taleplerimiz konusunda da kamuoyu oluşturuyoruz. Bu vesileyle ben sizlere böyle güzel bir programa davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Eyvallah başkanım. Tabii çok fazla mali müşavir ve muhasebeci dostumuz, arkadaşımız var. Önemli de bir oda. Ben şöyle düşünüyorum. Hepimizin, işverenlerin, bizlerin, ticarette uğraşanların başılara düşünce ilk aradığımız hemen sizin üyeleriniz oluyor. Her Evet. konuda sağ olsunlar gece gündüz yanımızdalar. Sevgili başkanım, Ramazan'a yine başladık. Biraz buruk da olsa bu sene başladık. Ramazan'la ilgili, yaşadığımız süreçle ilgili değerlendirmelerinizden başlayalım. Öncelikle tüm Türk ve İslam alemine ben hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah depremlerin olmadığı, insanlarımızın mutlu olduğu, sağlıklı olduğu bir Ramazan ayını bitirmeyi Allah bizlere nasip etsin. Çünkü kulağımıza gelen bilgilerde görüyoruz ki depremle ilgili süreç maalesef ülkemizde devam ediyor. Ve 10 tane ilimizle beraber en son 11. ilimizde afet kapsamına alındığında 11 tane ilimizi etkisi altına aldı. Her ne kadar biz Kayseri için çok mücadele vermiş olsak da mutlaka afet kapsamına alınması, OHAL ilan edilmesi veya mücbir sebep kapsamına alınmasıyla ilgili çok mücadele vermiş olsak da, gerekli yerlere bununla ilgili baskı yapmış olsak da maalesef Kayserimiz bu kapsamın dışında bırakıldı. Şu anda 1000 küsürden fazla binamız ağır hasarlı olarak gözüküyormuş basının bize bildirdiği noktada. Bu da ister istemez meslektaşlarımızın işlerini yapmaları, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşmasıyla ilgili bizlerde kaygı oluşturuyor. Bir sallantı olduğunda bütün meslektaş işini gücünü bırakıp evine çocuklarının yanına gitmek istiyor. Ama bakıyoruz iş insanlarında da aynı sıkıntı var. En azından bu kapsamda bir mücbir sebep OHAL ilan edilmiş olsaydı iş insanlarımız hem maaş kaygılarına, personellerinin maaş kaygılarına düşmeyecekti. Kısa çalışma ödenekleri ortaya çıkacaktı. Hem çek ve senetlerinin ödenmesiyle ilgili en azından OHAL bitene kadar beklemek zorunda kalacaklardı. Ama tabii bunun ekonomik dengesini de iyi analiz yapmak gerekiyor. Şu anda ülkemiz üzerinde gerçekten ekonomik olarak bu deprem dolayısıyla bir baskı unsuru ortaya çıktı. İster istemez sivil toplum kuruluşları olarak bizler de bir mücadele içerisinde olsak da bakanlığımızın, Maliye Bakanlığımızın ve devletimizin de buralarla ilgili yapılması gereken şeylerle ilgili bütçe oluşturması gerekiyor. Dolayısıyla keşke bu hiç Kayserimiz sallanmasa, Kayserimizde bunlarla ilgili sıkıntılar olmasa ama maalesef Kahramanmaraş'ımızın çok yakın olması, bir beklenen bir depremle ilgili bir sürecin devam ediyor olması bizleri de tedirgin ediyor ister istemez bu süreçte. Ramazan ayı evet Mart ayına denk geldi. Mart ayı bizim için de yoğun olduğumuz bir ay ama meslektaşlarımız bizim Ramazan da olsa normal sabah kalkıp işlerine gelip beyannamelerini vermek zorundalar. İşlerini yapmak zorundalar. İş insanlarının talepleri doğrultusunda yapılması gereken defter, belge ve benzeri şeyleri de sunmak zorunda Evet. kalıyorlar. Dolayısıyla Ramazan'da biz hem daha çok yoruluyoruz, hem niyetli oluyoruz. Su, çay ve benzeri ihtiyaçlarımızı da karşılayamıyoruz. Ama çok da
emek ve gayret göstermek zorunda kalıyoruz. Bu süreçte meslektaşlarımızın maalesef bugün daha ofisimizden çıkmadan gruplarda yazışmalar oluyor. Gelir İdaresi Başkanlığımızın sistemleri maalesef kilitleniyor. Yani çağa ayak uyduramıyor. Biz bunlarla ilgili sosyal medyada olsun, TÜRMOP nezdinde olsun, gerekli bakan yardımcılarımız olsun, gerekli yerlere bunları iletiyoruz ama maalesef bir türlü Gelir İdaresi Başkanlığımızın bu e-beyan ve e-modülleriyle ilgili sistemler bir türlü tam sağlıklı çalışır hale gelmediği için açıkçası ofislerde de bizleri çok fazla oyalıyor, çok fazla yıpratıyor. Bu süreçte hem Ramazan'ın hem Mart ayının hem de depremin etkisi altına girmiş olmamız açıkçası meslektaşlarımızı çok fazla yıprattı. Hem psikolojikmen, hem madden, hem manen, manevi olarak çok fazla yıpratıyor. İnşallah bu süreçler en kısa sürede geride kalır. İnşallah. Bir önceki yıllara baktığımızda pandemi dolayısıyla evlerimizden çıkamıyorduk. Şimdi de evlerimize giremiyoruz. Bunların hep baktığınızda en çok etkilenen meslek örgütlerinden bir tanesinin bizlerin olduğunu görüyoruz. Çünkü işimizde biz bir önceki yıllarda da beyannameler verilecek. Fabrikada çalışan işçilerin kısa çalışma ödenekleri yapılacak. Mali müşavirler, işverenler evinden çıkamazken mali müşavirler ofislerinde fabrikalarda çalışan işçilerin kısa çalışma ödeneklerini yaparak günlerini geçirdiler. Hayatlarını tehlikeye attılar. O süreçte maalesef 38 yaşında gencecik kardeşimiz Murat Akmermer kardeşimiz, buradan da kendisine tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Maalesef Covid dolayısıyla o hiç hijyenik olmayan evraklarla uğraşarak, hijyenik olmayan yerlere, fabrikalara, atölyelere, eczanelere ve benzeri yerlerden evrak almak için gezen, o birimleri ziyaret eden meslektaşlarımızla çok fazla tehlikeler oluştu. Yoğun bakımda yatanlarımız oldu. Evlerinde karantinada kalanlarımız oldu. Ama maalesef süreçle ilgili bir tane kardeşimizi kaybettik. Meslek örgütü olarak sayımız çok fazla ama Kayseri'de bir tane oldu. Keşke kardeşimize de böyle bir şey olmasaydı ama ben buradan tekrar kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim rahmet eylesin. Tabii. Dolayısıyla çok zor bir meslek örgütü olarak mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz. Başkanım demin depremle ilgili konuştuk. Şimdi Kayseri'miz özellikle Maraş olmak üzere yoğun bir yardım seferberliğine girdi ve orada adeta örnek oldu. Zaten hayırsever bir şehrimiz var ama mali müşavirler olarak, odası olarak depremde ne gibi yardımlar yapıldı, ne gibi desteğimiz oldu? Şöyle ki hocam, biz öncelikle Kayseri Mali Müşavirler Odası olarak ne yapabilirizin kaygısına düşmüştük. Bununla ilgili ikinci gün, ilk gün aradık, ulaşmakta zorlandık ama ikinci gün Kahramanmaraş Mali Müşavirler Oda Başkanımızla biz irtibat haline geçtik. Ve kendisinden Kahramanmaraş'la ilgili bilgi aldığımızda inanın yutkunamadık. Yani Maraş, Kahramanmaraş diye bir şehrimiz nereden baksanız kalmamış gibi bir pozisyonda. Meslektaşlarımızın maalesef 20'ye yakını vefat etmiş. Çalışanlar ve ortaklar falan saymıyoruz. Bir kısmı şehri terk etmiş, akrabalarının yanına gitmiş. Bir kısmı da şehri terk etmek üzere hazır vaziyette bekliyor gibi bir şey vardı. Ama bir kısmı da Kahramanmaraş odamız böyle şirin, iki katlı, bir de bodrum olan, üç kattan oluşan bir oda binası var. Kendileriyle irtibata geçtiğimizde ihtiyaçlarının neler olduğunu biz hızlı bir şekilde temin ettik ve o gün akşama Kayseri Mali Müşavirler Odamızdan yiyecek, içecek ve ilaç ve benzeri şeylerden oluşan ilk tırımızı Kahramanmaraş odamızın önüne indirdik sağ olsun. Birinci gün mü başkanım? İkinci gün. İkinci günü. İkinci gün hem buradan da bir meslektaşımızı tıra bindirdik. Oradan da Kahramanmaraş Oda Başkanımız karşıladı. Çünkü Kahramanmaraş'ın odamızda insanlar yerlerde oturuyordu, yerlerde yatıyordu. Biz battaniye, yastık, yorganına kadar, yatağına kadar, yiyeceğine kadar, ekmeğine kadar, ekmek arası, çikolatası, peynirine kadar o tıra yükleterek gönderdik. En azından belli bir süre idare noktasında. İkinci tırımızı yine biz Kahramanmaraş'ta, Elbistan'da meslektaşlarımız sahadaydı.
de dirsekten oluşan bir takım olarak istiyoruz demişlerdi. Elbistan'dan değil mi bu istek Elbistan'dan, geldi? Elbistan'dan, evet. Sahadaki meslektaşlarımızdan. Biz ikinci tırımızı da Elbistan'a yıktık hocam. Maşallah. Elbistan'daki hem çadırdaki hem dışarıdaki kar yağıyor. İnsanlarımız o gün akşam sobalarını aldılar, sobalarını kurdular. Tırımızın içerisinde odun, kömür de vardı. Onlar da yıkılarak sabah meslektaşlarımız gönül rahatlığıyla dönüp geldiler ve geldiklerinde başkanım o kadar çok mutlu geldik ki dediler. Üçüncü tırımızı biz Adıyaman Oda Başkanımız bizi aradı. Kendisiyle görüştük. Kendilerinin ihtiyaçları konusunda liste çıkardılar. Biz dikkat ederseniz bütün tırlarımızı gelişigüzel hiçbirini göndermemişiz. Özellikle bahsediyorum hocam. Çünkü bu işlerde koordinasyon, hızlı davranma bunlar çok önemliydi. Biz Kayseri Mali Müşavirler Odası olarak da bir önceki Manavgat yangınlarımız olsun, Kastamonu'daki o bozkurt sel su basmamız olsun, oralara da biz birer tır göndermiştik. Hızlı hareket noktasında açıkçası biraz tecrübeliydik. Biz onu bu olayda, deprem olayında çok hızlı yaşadık. Bir hafta içerisinde 7-8 tane tırımız bizim deprem bölgesine gitmiş oldu. Üçüncü tırımız Adıyaman'a gitti. Tamamen istek doğrultusunda. Adıyaman'da maalesef biraz ölülerimizin ve vefat edenlerimizin kokularının da şehre yayıldığını, maske, kefen ve benzeri şeylerin de talepleri vardı. Gıda, yiyecek, içecek, ilaç ve benzeri hijyen ürünleri, temizlik ürünlerinin dışında battaniye, çadır gibi. Üçüncü tırımızı biz Adıyaman'a gönderdik hocam. Dördüncü tırımızı Hatay'a gönderdik. Hatay Samandağ'daki meslektaşlarımızın orada çadır, su ve gıda ihtiyaçları vardı. Oralardan mümkün olduğunca biz liste istiyoruz hocam. Listede ne yazarsa onu, tırnak makası bir ihtiyaç olur mu? O listede tırnak makası çıkıyor. Maske çıkıyor. Yani böyle evimize karşılaşmadığımız şeyler talep ediliyor. Dolayısıyla biz o listelere, yani Adıyaman Oda Başkanımızın listesini hiç unutmuyorum. En altına şey yazmıştı. Kesinlikle giysi istemiyoruz. Kesinlikle? Giysi istemiyoruz. Kıyafet istemiyoruz diye. Yani işte bu bilinçsizce o süreçleri iyi yönetemediğimiz sürece bir şehirde bazı şeyler yığılma oluyor. Sanki orada bunlar hepsi ihtiyaç olmaktan çıkıyor gibi bir boyut oluşuyor. Biz listelerle gittiğimizde listelerle dağıtımlarımız oldu. Yine biz 5. tırımızı Kahramanmaraş'a yine talep oldu. Temizlik ürünleri, çocuk bedi, maması, kadın ihtiyaçları, iç çamaşırı gibi yine çadır ihtiyacı oldu. Soba ihtiyaçları oldu. 6. tırımızı biz yine Hatay'a gönderdik hocam. 7. tırımızı yine Hatay'a gönderdik. Kayseri Mali Müşavirler Odası olarak 7 tane tır gönderdik. Bir tane de en son İAŞ'a paketlerimiz, 80 tane İAŞ'a paketimizi Kahramanmaraş'a, oradaki meslektaşlarımızın bir kısmı dönmüşler. Aileleri bir kısmı yoklar. İşte İAŞ'a paketlerimizden oluşan transporturumuzla beraber en son geçen hafta cumartesi günü de ben bizzat eşlik ettim. Yine TÜRMOP Ücret Tespit Kurulu Başkanımız Alper Söğüt Beyefendi, Oda Başkan Yardımcımız Adnan Usular Beyefendi ile beraber bizzat Kahramanmaraş odamıza beraber gittik ve beraber elimizde 80 tane yaşa paketini teslim ettik. Oradaki listeyle beraber oda başkanımız ihtiyacı olan meslektaşlarımıza, çalışanlara bizzat dağıtımlarını yaptı. Biz bu süreçte bunları yaparken tabii Ankara'daki üst birliğimiz TÜRMOP'ta boş durmadı. TÜRMOP'ta da mesela çadır ihtiyacı biz bunu yapmıştık. İki tır göndermiştik. TÜRMOP da sağ olsun bu konuda bize yardımcı olur musunuz dediler. Tabii ki dedik. Kayseri'den de TÜRMOP adına hocam bizzat başında bulunarak, bizzat ilgilenerek bir tane Kahramanmaraş'a, bir tane yine Hatay'a, bir tane Antakya, İskenderun'a ve bir tane de Adıyaman olmak üzere 5'e yakın, 6'ya yakın da biz çadır yüklü, soba yüklü TÜRMOP adına da Kayseri'den yine sevkiyat yaptık. En son da Hatay'a yine bir tane su dolu tırımızı TÜRMOP'umuzun adına göndermiş olduk. Yani ortak koordinasyon noktasında hem üst birliğimizle hem sahadaki odamızla, başkanımızla, mali müşavirlerimizle
bir dağıtım mekanizması kurduk. Sadece gönderdiğimiz ürünler mali müşavirlere değil hocam. Orada bizzat mahalledeki insanların, vali beylerin yönlendirdiği, kaymakamların yönlendirdiği, ihtiyacı olan ailelere de birebir çadırsa çadır, sobaysa soba, gıdaysa gıda, içecekse içecek bizzat odalarımız tarafından da dağıtımlar oldu. Turmobilimiz şu anda konteynerler sevk ediyor. Özellikle Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta biraz süreç, hocam gittiniz gördünüz mü bilmiyorum ama biraz sıkıntı büyük. Özellikle meslektaşlar şu anda cumartesi günkü bir olay anlatayım size. Meslektaşın bir tanesi binasındaki yıkıntıların arasında ana bilgisayarını arıyor. Server'ını arıyor. Yani öyle bir meslek örgütüyüz ki depremde enkazda şey aramak zorunda kalıyoruz. Yani bütün bilgiler orada, bütün şeylerimiz orada. Yani bu kadar zor bir mesleği yaparken böyle bir deprem diye bir illetle de meslektaşlarımızın karşılaşmış olması, vefat edenlerimiz var. Adıyaman'da yine 15'e yakın. Hatay'da 18 civarında hocam. Tabii bunların bir kısmı yoğun bakımdaydı. Son durumlarını bilmiyoruz süreçle ilgili. Bunlara baktığımızda biz Kayseri Mali Müşavirler Odası olarak şu anda da Kayseri'deki depremzedelerimize de hocam İHA paketlerimizi hazırlattık. Onların dağıtımını yapıyoruz. Ben buradan Kayseri'deki depremzedelerimizden, meslektaşlarımızdan, ilgilenenler var. Odamızdan bunları alıyor, dağıtıyorlar. Olanlar varsa lütfen odamıza başvurabilirler inşallah. Yine buradaki hastanede yatan meslektaşlarımız oldu hocam. Onlarla ilgilendik. Onların ihtiyaçlarını karşıladık. Şehir dışından Kayseri'ye gelen meslektaşlarımız oldu. Ben onu tam soracaktım size. Şu anda bu mali müşavirlerimizden Kayseri'de olan var mı? İletişim halinde olabiliyor musunuz? Sizinle iletişime geçiyorlar mı? Şu anda 18 tane meslektaş var Kayseri'de tespit olarak. Şimdi bunlar tabii ezbere konuştuğumuz şeyler değil hocam. Hem üst birliğimizin birebir bütün sahadaki mali müşavirleri tek tek arandı. Tek tek hangi şehirde oldukları öğrenildi. Öğrenilen kişilerin sayıları birimlerdeki odalara verildi. Bize mesela 18 tane isim verildi. Biz 18'inde aradık. Odamızda olsun ziyaretlerini gerçekleştirdik. Odamıza davet ettik. Ve işte ihtiyaçları neler olursa hocam, işse iş, mobilyaysa mobilya, gıdaysa gıda, onlara şey yaptık. İnşallah 18 tane üyemizin ve tanıdıklarının da iaşelerini falan da dağıtıyoruz. Şu anda yarısından fazlası gitti. En azından Kayseri'dekilere bir nevi de olsa sahip çıkmak adına, bir güçlü bir meslek örgütü profili oluşturmak adına hem TÜRMOP olarak hem Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü orada olup da belgesi olmayan bürolarda çalışanlara, buralardaki ofislerde iş insanlarının yanında fabrikalarda iş bulmaya da çalıştık. Bununla ilgili süreçlerde elimizden geldiğince bu konularda destek olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da olursa talepler yapacağız. Ama tabii artık gördüğümüz kararıyla konteynerler falan sistemler kurulduktan sonra çünkü fabrikaların ayağa kalkması gerekiyor orada. Kahramanmaraş tekstil yönünden çok güçlü bir şehrimizdi. İnsanlar şu anda orada dışarıda da olsa lojistik olsun benzeri şeyler olsun sahada cumartesi günü gördük. Mutlaka oralarda sistemlerin hızlı bir şekilde kuruluyor. Ben bu konuda da Kayseri'deki özellikle belediyelerimizi de tebrik etmek istiyorum. Gittiğimizde gördük ki oralarda konteynerden şehirler kuruluyor. İhtiyaçları gideriliyor. Hemen hemen her belediyemizin orada üstün başarılarını da görüyoruz. Kayseri olarak bence bu depremle ilgili süreçte Allah'a çok şükür hem sivil toplum kuruluşları olarak hem belediyeler olarak hem de biz Kayseri Mali Müşavirler Odası ve TÜRMOB olarak bu yükün altından kalktığımıza inanıyorum. İnşallah bir an önce bu süreç sonlanır. Bir an önce insanlarımız orada evlerine kavuşur. Süreçler unutulur. Her şey eskisi günler gibi olur diye de dua ediyoruz. Ama bu süreç devam ederken yine oradaki sahadaki meslektaşlarımızın, oda başkanlarımızın, mali müşavirlerimizin bizlerle ilgili, Kayseri ile ilgili bir talepleri olursa en hızlı bir şekilde hocam ne gerekiyorsa her türlü şeyi de yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Allah razı olsun başkanım. Özellikle de söylediğiniz bir şey çok önemliydi. İhtiyaçlara göre, listelere göre oraya yardım göndermek. Çünkü çok necip bir milletiz, yardımsever bir milletiz ama
hepimiz örneğin dediğiniz gibi kıyafet gönderdik ya da hepimiz gıda gönderdik ama tırnak makasından temizlik ürününe, çoraba aklımıza gelmeyecek şeyler. Bu da çok takdire şayan ince bir nokta az önce Allah bahsettiğiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi tekrardan Mart ayına dönersek, bütün sizin gibi değerli dostlarımızdan duyarız, Mart ayı en yoğun aydır denir. Az önce de az biraz girdiniz ama ne yapılır? Mart ayında yoğunluk nasıl geçer? Sistem nasıl olur? Sistem kilitlenir. Saat 12'lere gecelere kadar ne yapılır, ne eder Mart ayında? Mart ayı gelir vergisi ayı olarak bizim geçmişten beri gelenek bir cümlemizdir. Gelir vergileri Mart ayında verilir. Bu sadece iş insanlarının, gelir vergisi mükellef olan iş insanlarımızın değil, aynı zamanda bankadan faiz geliri elde edenler olsun, işte konutlarından veya iş yerlerinden kira geliri elde edenler olsun hocam, Mart ayında gelirlerini vergi dairelerine beyan etmek zorundalıdırlar. Ama bunun dışında da tabii bizim normal işlerimiz var. İşte her ay verilmesi gereken katma değer vergisi, muhtasar beyannamesi, SGK bildirgeleri, İşte Bağkur ve benzeri işlemler, e-defterler, beratları falan bunlar da aylık olarak yaptığımız, verdiğimiz şeylerdir. Ama bunların işlerimizin, normal rutin işlerimizin yanına bir de gelir vergisi, yıllık bütün yapılacak işlemler girince sistemler hem çok yoğunlaşıyor hem de iş yükümüz fazlasıyla artıyor. Mali müşavirlerin gece sokaklarda bir gezin hocam bu Mart ayında. Böyle bir bakın saat 8, 9, 10 gibi falan. Işığı yanan büroya bakın, mutlaka altında yazar serbest muhasebeci mali müşavir nokta noktadır diye. Çünkü o saatlerde bir bizim ışığımız yanar. Nisan ayında kurumlar vergisi verilirken yine bir mali müşavirlerin ışığı yanar. Biz ülkenin ekonomik desteğine katkı sağlayan lokomotif bir meslek örgütüyüz. Ama maalesef şu anda meslektaşlarımız bu Mart ayında burunlarından soluyorlar. Çünkü biz bu kadar yoğun, bu kadar iş yetiştirmeye çalışırken bir de gelir dairesi başkanlığının sistemlerinin çalışmaması, yavaş çalışması, kitlenmesi, arıza vermesi olunca açıkçası meslektaşlarımız bir isyankar hale bürünüyorlar. İnşallah bu süreçte bir an önce bu sistemler falan düzelir. Bugün de genel başkanımızla da ben durumu ilettim, bilgi verdim. Kendisi de gelir dairesi başkanlığıyla konuşuyor. Oradan veriler alıyoruz. Yani eğer yine sistemlerde bu arıza devam ederse erteletmeyle ilgili bir sürecimiz olacak. Ama tabii bunların biz erteletme talebimiz hiç olmasın istiyoruz. Bunlarla ilgili hiç uğraşmayalım istiyoruz. Tek bizim isteğimiz Gelir Dairesi ve Maliye Bakanlığımızın sistemlerinin hızlı şekilde aktif, arızasız, meslektaşlarımıza sorun çıkarmayacak bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Çok da bir şey istemiyoruz. Başkanım, burada bir şey sormak istiyorum. Buradaki sıkıntı nedir? Yani sistemin ağır olması, kaldırmaması mı? Kaldırmaması. Özellikle bu bir de bu ayda matrah artırımı ve yapılandırma talepleri çıktı. Onlar da sistemi şu anda tıkıyor. Yani bunlar tıkarken özellikle bakanlığımız falan bununla ilgili altyapısını mutlaka güçlendirmesi gerekir. Daha güzel yazılımlı firmalarla çalışması lazım. Oraya yeteri kadar bütçe ayırıp orayı onarması lazım. Yani yıllarca yetecek bir sistemi şimdiden kurulması lazım. Çünkü iş yükü ve sistem olarak her şey elektronik ortama geçiyor. Her şeyin elektronik ortama geçtiği bir yerde bakanlığın, Gelir Dairesi Başkanlığı'nın sistemlerini eski düzende devam ettirmeye çalışması bu sıkıntıları ortaya çıkarıyor. Biz de bunu söylüyoruz. Bir an önce bu sıkıntılarınızı giderin, sisteminiz etkin bir şekilde çalışsın. Biz de işlerimizi daha sağlıklı, daha hızlı yapalım. Ülkemizin ekonomisine mali müşavirler olarak değer katmaya devam edelim diyoruz. Evet. Sıkıntımız o. Sistemlerin yavaş olması hocam. Evet. Tabii dediğiniz gibi 2023'e gelmişiz. Devletimiz de son derece güçlü. Bunları bir an önce hakikaten bu sistem gitti, sistem dondu işlerinden artık çıkmamız gerekiyor. Başka kurumlarda da bazen bunlara rastlıyoruz. En güzel şekilde inşallah bunlar da aşılacaktır. Şimdi normalde baktığımızda bizim Kayseri Mali Müşavirler Odası aynı zamanda çok sosyal bir oda. Kültürel sosyal bir oda. Önce oradan başlayalım. Bu yıl gerçi çok fazla istenilen şeyler yapılmadı. Ona da geleceğiz ama normal şartlarda ne gibi çalışmalar yapılırdı bizim Mali Müşavirler Odamızda? Kültürel, sanatsal çalışmalarımız nelerdi?
Şöyleydi hocam, öncelikle biz eğitime çok önem veren bir odayız. Bizim 5 katlı bir Uğur Evler Mahallesi'nde oda hizmet binamız var ve yan tarafında da 400 kişiyi alan bir konferans salonumuz var. Konferans salonumuzda biz hemen hemen her cumartesi mutlaka spesifik bir konu üzerinde meslektaşlarımızla her hafta olmasa da 15 günde bir mutlaka bir eğitim organizasyonu yapmak zorundayız. Çünkü biliyorsunuz artık kanunlar, tebliğler, yasalar hiçbiri yerinde durmuyor. Sürekli akşam yatıyoruz, sabah bir bakıyoruz resmi gazetede yeni bir şey çıkmış. Dolayısıyla biz de meslektaşlarımızı, üyelerimizi sürekli bu değişikliklere hazır tutmak zorunda olan bir orduyuz. Bunun da bilincindeyiz. Sürekli bu eğitimlerimizi yapıyorduk. Ama maalesef pandemi girdi. O süreçte yapamadık. Uzaktan yaptık. Şimdi depremle ilgili bir sürecimiz var. Açıkçası deprem olduğu günden bu yana odamızın konferans salonunda hiçbir şey yapmadık hocam. Yani ne bir prova yaptık, bir sosyal amaçlı, ne bir eğitim yaptık. Hiçbir şey yapmadık. İnşallah süreç biraz daha yavaşladı. Bundan sonra yapmayı düşünüyoruz. Çünkü evimize gittiğimizde bu süreçte insanlarımız orada depremden depremdeki hallerini gördükten sonra evimizde yemek bile olsa inanın yemek yemekten utanıyorduk. Çorbayla falan geçiştirmeye çalışıyorduk. Çocukların halini görüyorduk, insanlarımızın halini görüyorduk. Depremden bir kişi çıkınca bayram ediyorduk falan. O süreçte bütün her şeyimizi erteledik. Odamız pandemideki haline büründü. Ama onun öncesinde tabii biz Kayseri'de maalesef pek tanınan bir oda değilmişiz. Onu anlamıştık. Yeni yeni de tanınır hale geldik. Bu soruyu sizin gibi kültürle, sanatla iç içe olan, Kayseri'mizin için çok değerli olan bir hocadan duymuş olmak da açıkçası beni çok mutlu etti. Biz Kayseri Mali Müşavirler Odası olarak öncelikle böyle bir odanın varlığını Kayseri kamuoyuna, Türkiye'deki sosyal medya kanalıyla, Türkiye'deki mali müşavir odalarına da örnek olmak, yol göstermek adına çalışmalar yaptık. Mesela ne yaptık? Tiyatro yaptık. Mesela bir meslek örgütü tiyatro yapıyor. Bunun yankısı ve etkisi Kayseri'de ve Türkiye'de çok büyük oldu. Bizden büyük odaların gördük ki böyle organizasyonların altından kalkamadığını gördük. Bunları yaptıktan sonra insanların böyle bir meslek örgütü mü varmış? Bunların adı neymiş? Serbest muhasebeci mali müşavir. Bunlar muhasebeci mali müşavirlermiş. Bunların odası var mıymış ki böyle bir şeyler yapıyorlara dönmüş. İşte ne bileyim bir Neşet Ertaş türkülerinden bir konser yapmamız çok kısıtlı bütçelerle. Her yıl geleneksel olarak halı saha turnuvaları yaparak işte kurumlarla meslektaşlarımızı kaynaştırmamız, işte Sosyal Sigortalar Kurumu'ndaki bir memur kardeşimizle mali müşavir bir kardeşimizi yan yana getirip tanıştırmamız, kaynaştırmamız, iki gün sonra bir işlem yapılacağı zaman birbirlerini tanıyor olmaları bizim çok önemsediğimiz şeylerdi. Biz bu etkinliklerimizi daha çok bununla yapıyorduk. Yine bir fotoğraf yarışmamız vardı. Fotoğraf yarışmamızda işte Kayseri'de bir andı. En son yine Erdem üzerineydi. Onu da ertelemek zorunda kaldık bu sene. Bizim bu Mart ayı muhasebe haftası, ilk haftamız muhasebe haftasıydı hocam. Tiyatro oyunumuz Çanakkale şehitlerimizle alakalı bir oyunumuz vardı. Ertelemek zorunda kaldık yine. Şiir dinletimiz vardı, erteledik hocam. Halı saha turnuvamız vardı, kurallara kadar çekildi, erteledik hocam. Fotoğraf yarışmamızın görselleri oldu. Bu sefer Anadolu Odalar Platformu dediğim İç Anadolu'daki odalar buna biz de katılmak istiyoruz dediler. Onlara da duyurusunu yaptık. Ertelemek zorunda kaldık hocam. Yani Mart ayı bu sene bizim tabir yerindeyse cenaze gibi, kaldırmak gibi geçti. Çünkü o deprem gerçekten hem ülkemizi hem bizi hem şehrimizi hem meslek örgütümüzü çok derinden yaraladı. Meslektaşlarımız ülkelerini, şehirlerini bırakıp ülkenin başka şehirlerine gitmek zorunda kaldılar. Onlar oradayken biz muhasebe haftamızda meydanda bir basın açıklaması dahi yapmadık. Atatürk anıtımıza bir çelenk bile koymayı inanın kendimize şey yapamadık. Hiçbir şey yapmadık. Sadece odamızda bir ayda bir yönetim toplantımız vardı. Bir de meslektaşlarımızın sorunlarıyla ilgili, kurullarımızın istekleriyle ilgili, şehrimize gelen meslektaşlarla ilgili neler yapılırsa bütün yönetim olarak onun gayreti içerisinde durduk. Yardım tırlarımızla çalıştık. Yine TÜRMOP nezdinde OSB'den gidecek olan tırlarımızın ilgi ve alakalarıyla ilgilendik. Tabiri yerindeyse bizim Mart ayı o dolu dolu geçen ayımız yas ayı olarak
bu sene maalesef böyle biraz kaldı hocam. Durgun oldu, durgun evet geçti. Hocam. Başkanım, geçen sefer geldiğinizde seçime tam yakın bir dönemdi. Azıcık da ondan da şöyle bahsedelim. Bu bizim sizin ikinci döneminiz ve 3 yılda bir oluyor seçimler. İkinci dönem seçildiniz. Daha 2 yılın üzerinde 25 ay, 26 ay gibi hizmet süreniz var değil mi? Evet hocam. İnşallah burada yapmayı düşündüğünüz, bundan sonra yapmayı düşündüğünüz şöyle aklınıza ilk gelenlerden. Bizim ilk gelenimiz hocam, her zaman söylüyoruz, eğitim, eğitim, eğitim. Özellikle mali müşavirlerin değişen bu ekonomik ve vergi mevzuatları karşısında kayıtsız kalması çok doğru olmuyor. Meslektaşlarımıza çok kaliteli eğitimler vermekti bizim amacımız. Beşer onar kişilik sınıflarda çok spesifik konularda meslektaşlarımızı dolu dolu branşlaşmaya yönelik eğitimlerdi bu seneki organizasyonlarımız. Ama biz bunları yine yapacağız. Onun dışında da mesela bu matrah artırımı olsun, kurumlar vergisi, gelir vergisi gibi meslektaşların olmazsa olmazı olan eğitimlerini konferans salonumuzda verecektik. Bunun yanında meslektaşlarımızda da yeni bitti bir tanesi. Liderlik Akademisi gibi meslektaşlarımıza kişisel gelişimlerine, mesleki gelişimlerine etki yaratacak, etki oluşturacak böyle farklı eğitimler de vermekti. Yabancı dil eğitimlerinden tutun bilanço okuma tekniklerine kadar bütün eğitimleri tekrardan vermekti. İnşallah bunları yapacağız bu süreçlerimiz normale bindikten sonra. Onun dışında tabii tiyatro oyunumuza çok emek verdi meslektaşlarımız. Biz ona 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma gününde yapacaktık ama maalesef her şeyimiz hazırdı, yapamadık. Dolayısıyla bir sonraki yıl mutlaka o oyunumuz ortaya konulacak. Biz bu oyunumuzu... O gelecek yıla mı başkanım düşünülüyor yoksa Nisan, Mayıs gibi mi, Haziran gibi Mayıs'tan mi? Mayıs'tan sonra büyük Mayıs'tan ihtimal. Mayıs'tan sonra. Eylül gibi, Ekim gibi çünkü evet, tatiller evet biter. İnsanlar, çocuklar falan normal şeye döner. Biz de odamızda normal rutin işlerimize döneriz. Bunlar işte TÜRMOB'umuzda bir sergilemek istiyoruz. Çünkü diğer odalarımıza da örnek olmak istiyoruz. Yine Kayseri'deki üniversitelerimizde 18 Mart'la ilgili oyunumuzu oynamak istiyoruz. Çünkü milli değerlerimizi ayağa kaldırmak adına gençlerimize de örnek olmak istiyoruz. Bunları sadece ne bileyim üniversitelerden beklemek, belediyelerden beklemenin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşları da bu şeylerde mutlaka elini taşın altına koymalı. Sosyal aktiviteler olsun, sosyal etkinlikler olsun yapmalılar. Yine sporla ilgili meslektaşlarımızı hep söyleriz. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Çok da stresli bir meslek örgütüyüz. Meslektaşlarımızı doğa yürüyüşleriyle, hafta sonları aileleriyle beraber, kahvaltı organizasyonlarıyla geziler organize etmek yine amaçlarımızdan olacak. Yine Kayseri'mizde mesela yapacaktık ama deprem dolayısıyla iptal etmek zorunda kaldık. Mesleki sorunlar sempozyumumuzu yapacaktık biz. Sağ olsun Mustafa Elitaş bakanımız gerekli bakanlıklarla falan görüştü. TÜRMOB Genel Başkanımızla Elitaş bakanımızın da diyaloğu çok iyi. Biz de üzerimize düşeni orada yapıyoruz. Kayseri'de, Erciyes'te bütün 81 ilin oda başkanı, Maliye Bakanlığı temsilcileri, Gelir Dairesi Başkanlığı temsilcileri, Sosyal Güvenlik Kurumu daire başkanları, İşkur daire başkanlarından oluşan bir heyetle oda başkanları ve yönetim kurulunu karşı karşıya getirerek sorunlarımızı tek tek analiz ederek Kayseri'nin ev sahipliğinde çözüm noktası oluşturmaya çalışacaktık. Ama biz nereden bilelim depremin olacağını? Oteli tuttuk hocam. İşte Kayseri'de davetiyeleri geçtik. Herkes hazırlığını yapıyor. Bakanımızla görüştük, Maliye Bakanlığı yardımcılarımıza kadar. Her şey hazır, otel organizasyonları hazır. İşte isimleri topluyoruz odalardan gelecek kişilerin. Bir anda deprem olunca hocam ilk işimiz iptal etmek oldu. TÜRMOB Genel Başkanımız ve Elitaş Bakan'la görüşmemiz neticesinde. Biz o neye pahasına olursa olsun inşallah o sempozyumumuzu Kayseri'de yapmak istiyoruz. Çünkü bir de inşallah Allah nasip ederse teknoloji üzerine, meslekimizi daha iyi yapmak üzerine, mesleki teknolojimizle alakalı daha neler yapılabilirin bir sempozyumu da Kayseri'de yapmak istiyoruz. Ama ne zaman yeltensek mutlaka bizimki bir altyapısı güçlü olmalı. Hazırlığı uzun süren bir sempozyum olmalı. Öyle bir haftada 3 tane 5 tane bir şeyle olabilecek bir şey değil. Hocalarımızın hazırlanması gerekiyor.
işte misafirlerin kendini ona göre ayarlayıp rezervasyonlarının yapılması gerekiyor. Kayseri'ye mutlaka en azından 81 oda başkanımız ve TÜRMOB'umuzun, bakanlığımızın, gelir dairesi başkanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yetkili kişilerini Kayseri'de sorunlar etrafında bir buluşturmayı kendimize görev attık. Bize çok yakışacak bir proje bu. Çok evet, hoş, çok güzel. İnşallah hocam. Bize ama çok yakışacak. Ama anlamıyoruz. Hiç bir şeyimizde olmayan şeylerle evet, maalesef karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Başkanım, biz sizinle konuşmuştuk. Az biraz biliyoruz ama TÜRMOB'u kısaca bir açıklayalım. İzleyicilerimiz tabii bilmiyor olabilir. Birkaç TÜRMOB defa bizim ismi üst birliğimiz. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği. Bütün Türkiye'deki odalar ve Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Mali Müşavirler Odası TÜRMOB'a bağlıdır. TÜRMOB da bizim üst birliğimizdir. Ankara'dadır. 9 yönetim kurulundan oluşur. Seçimle belirlenir. Kayseri'deki, diğer illerdeki delegeler yönetim kurulunu seçerler. 130-140 bine yakın bir üyesi olan üst birliğimizin kısaca adı TÜRMOB diye geçer hocam. Eyvallah. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz duygularınızı alalım. Ben tekrardan deprem bölgesindeki hem insanlarımıza, meslektaşlarımıza, hem Türkiye'mize çok geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle afetler göstermesin. Hem de Türkiye'mize, Türk İslam alemine inşallah Ramazanımız hayırlı gelir, uğurlu gelir. Sorunlarımızın olmadığı, sağlık yönünden insanlarımızın rahat ettiği, afetlerin olmadığı bir Ramazan ayı diliyorum. İnşallah ülkemiz bundan sonra böyle pandemiydi, depremdi gibi şeylerle, afetlerle karşı karşıya kalmaz. Mutlu mesut bir ülke olarak hep anılırız. Değerini bilmediğimiz o kadar çok günler varmış. İnşallah bundan sonra o değerini bilmediğimiz günler gibi günler yaşarız. Bundan sonraki süreçte de ben meslektaşlarıma mesleklerini yaparken kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcılar olsun çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Bu özellikle iki ayı kazasız belasız atlatmalarını diliyorum. Ve hem meslek örgütüm adına hem de Kayseri adına inşallah hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle ben tekrardan TV Kayseri ailesine ve size hocam, Mehmet hocam çok teşekkür ediyorum. Bu sizinle yaptığımız ikinci programdı. Evet. Ama güzeldi. Hem gündemi konuştuk ilk defa. Ben de açıkçası keyif aldım. Ben tekrardan davetiniz için de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Siz sohbetimize hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Programımız sohbete geldik. Çok güzel bir sohbet oldu. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya Başkanım konuğumuzdu. Hem deprem bölgesine yapılan yardımları konuştuk, hem genel yapılan etkinlikleri, çalışmaları, eğitimleri konuştuk. Mart ayının yoğunluğunu konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda yine sizleri burada sohbete bekliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar, sağlıcakla kalın.